Evet arkadaşlar, bugün de size yeni bir programla huzurlarınızdayız. Bugün size anlatmak istediğim şey, iki programdır üst üste devam ettiğim gerçeklikle algı arasındaki farkın insanda oluşturduğu değerden bahsetmeye çalışıyorum. Marka oluşturmak, marka üretmek bir değer ve bunun için çok emekler harcıyoruz. Bunu hep konuştuk, hep beraber de değerlendirdik. Ama gördüğümüz ve bildiğimiz bir şey var ki bazen oluşan algı gerçeğin önüne geçer. Gerçeğin önüne geçtiği andan itibaren algı konuşulur hale gelir. Yani gerçeklikten kopup yalnızca algı konuşulur hale gelir. Bundan dolayıdır ki esasında gerçeklikle algıyı paralel yürütmek, reklam yaparken buna dikkat etmek ve tüketicinin nezdinde oluşturduğumuz algıyı korumak aynı zamanda gerçekle bütünleştirmekle mümkün. Gerçekle algının benzeşmesi, örtüşmesi, ikiz olması marka için en faydalı ve en yararlı yöntem. Mesela diyelim ki ürün gerçekten başarılı bir ürün değilse ya da ürün gerçekten kaliteli değilse reklamla onu satabilir miyiz? Reklamla onu büyütebilir miyiz? Reklamla onu daha hızlı batırırız. Çünkü reklam o ürünün iyileşme süreçlerini öldürecektir. Ve hızlıca tüketiciye ulaşacaktır ve tüketici hızlıca ürünü reddedecektir. Ve bu da daha çabuk o markanın batmasına sebebiyet verecektir. Demek ki bizim bilmemiz ve anlamamız gereken şey şu. Öncelikle ürünümüzü çok kaliteli yapacağız. Yani tüm insanlar bir araya geldiğinde, o ürünle fikirlerini söylediklerinde herkes üründen çok mutlu ve memnun olmuş olacak. Eğer bunu becerebilirsek, o zaman reklamlara başlayacağız ve bir algı üretmeye başlayacağız. Reklamlara başlamakla ürün kalitesi arasında bir paralellik yok. Yani esasında ürünün kalitesini geliştirmek için küçük küçük satışlarla hayatın içerisine girip tepkileri toplayıp o tepkilerle ürünü tekrar iyileştirip büyük bir marka olmak, güçlü bir marka olmak mümkün. Bunun için de algıyla gerçekliği örtüştürmek lazım. Bu hepimiz için de böyle değil mi? Gerçek olmayan bir şeyi 3-5 insanın bir araya gelip söylemesiyle oluşan bir algıyla herkesin o algıyı konuştuğunu biliriz. Yani mesela bir Galatasaray Fenerbahçe maçı oynandığında her ikisinden biri kaybettiğinde başkanı çıkıp gerçek olmayan ama gündemi meşgul edecek bir algı oluşturur. Böylece otomatikman Galatasaray Fenerbahçe maçındaki galibiyeti kazanan takımı kimse konuşmaz, başarıyı kimse konuşmaz. O kaybeden takımın başkanının sözlerini konuşur. İşte bunun gibi gerçeklikle algı değiştirmek istediğinizde bir algı oluşturursunuz ve bundan kurtulmaya çalışırsınız ve gerçekliği saklamaya çalışırsınız. Yani böyle 40 takla atarak hani gerçek reklam yapılmaz. Ya da bir ürüne gel 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 bizden al diyerek de gerçek reklam yapılmaz. Esasında baktığımız, sorguladığımız ve söylediğimiz şey şu. Ürün kaliteli olacak. Ürün kaliteli olduktan sonra onunla ilgili reklam ve pazarlama faaliyetleri icra edilecek. Çok insana ulaşılacak, çok insana tattırılacak ve çok insanın beğenmesi sağlanacak. Eğer bu tattırmaysa, kullanmaysa bunların hepsi gerçekleşmiş olacak. Reklam ancak güzel bir ürünü büyütür, destekler ve marka haline getirir. Eğer kaliteli ürün yoksa bunu yapmak olanaksızdır. Yani ne kadar emek harcarsanız harcayın, ancak yaptığınız, ulaştığınız şeyler hızlı bir batışın eseri olacaktır. Mesela bir de indirim başlar. Yani mesela oturursunuz bir malı 10 liraya satarsınız, birden 5 lira dersiniz, 4 lira dersiniz, 3 lira dersiniz. Genellikle böyle Amerika'da bu çok yaygındır. Yani mesela 10 liraya satılan bir ürünü 1 liraya da satabilirler, 50 kuruşa da satabilirler. Peki neden böyle yaparlar? Büyük ekonomilerde marka değeri yoktur. Çünkü herkes her şeye çok çabuk ulaşır. Ama küçük ekonomilerde marka değeri daha güçlü ve kuvvetlidir. İndirim yapmak çok tehlikelidir, risklidir. Tüketiciye bunu anlatmanız lazım. Yoksa tekrar az önce söylediğim gibi algıyı kaybedersiniz. Yani dün kazıklayan bir marka algısı oluşturursunuz. Bunun için eğer ürünlerinize indirim yapıyorsanız mutlaka tüketiciye anlatmanız lazım. Bununla ilgili de bir tane örnek verirsem, mesela bir kampanya yapmıştık ve beraber hakikaten verimli ve güzel bir kampanyaydı. Ve müşteri bir mobilya müşterisiydi ve dedi ki biz %30 indirim yapmak istiyoruz. O zaman demiştik ki ona, yani eğer sen indirim yaparsan ve bunu da tüketici anlatmazsan, yani ben X mobilya şirketi olarak %30 indirim yapmak istiyorum dediğinde tüketici niye, yani senin ürünü her almak istediğinde diyecek ki bekleyelim, yani nasıl olsa indirim yapacak. Ve böylece otomatikman o algıyı kendi üzerine yapıştıracaksın. E peki demişti, ne yapalım, nasıl yapalım? O zaman demiştim ki ona, mesela bir hikaye oluşturalım ve gerçekten o reklamcı büyümle beraber bu oluşan bir hikayeydi. Ve aynen şöyle dedi, yılbaşı bayram %30 ikram. Yani ben sana %30 indiriyorum ama
yılbaşı ve bayram olduğu için indiriyorum. Yani yılbaşı ile bayram birbirine denk geldi ve %30 ikram yapıyorum. Oluşturmak istediğiniz algı çok değerli ve kıymetlidir. Sakın ve sakın bu oluşturacağınız algıyı bozacak davranışlardan uzak kalın ve gerçeklikle algı, oluşturacağınız algı birbiriyle örtüşmesi, benzeşmesi, yanılmaması gerekir. Beni dinlediğiniz için, fikirlerime destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hedef için hazır olsanız da kalkış izni iptal edildi. Bazen yol hazır olmayabilir. Ama siz her zaman ona ulaşacak başka bir yol bulursunuz. Kabin basıncı normal. Motorlar tüm gücüyle hazır. Yol açık ve sonuna kadar sizin. Çıktığınız yolda yalnız olsanız da zirvenin sadece bir sahibi olabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeye artık sahipsiniz. Siz sadece yolda olmayı isteyin. Hedefe ulaşmanız için yeni BMW 7 serisi yeniden hayal edildi.